Merhaba arkadaşlar, bugün de bu güzel çiçeği tanıyalım. Gazanya çiçekleri, muhteşem rengarenk gösterişli çiçeklerdir. Gazanya'nın bir adı hazine, ülkemizde de bazı yerlerde koyun gözü çiçeği olarak adlandırılmaktadır. Rengarenk, oldukça eri ve çok gösterişli olan bu güzel çiçeğin vatanı Güney Afrika'dır. Papatya giller ailesinden olan bu çiçeği kökten ayırmayla veya tohumla üretebilirsiniz. Rüzgara biraz meyillidir. E, tohumları düştükleri yerlerde rahatlıkla çimlenebilir. Muhteşem gösterişli çiçeklerle bahçenizi rengarenk veya saksılarınızı da rengarenk süsleyebilirsiniz. Hatta papatyagiller ailesinin bana göre en güzel ve en gösterişli türüdür. Kökten ayırdığımız zaman bitkinin bir özelliği daha var. Ee, ayırdığımız ana çiçeğe benzeyen çiçekler çıkmayabiliyor. Ee, ben bunları e, annemle beraber kökten ayırmıştım. Renkli renkli daha farklı renklerde e, çoğalmaya başladılar. Bu da ilginç bir özellik. Yani e, çiçek bize sürprizler de sunuyor. E, sarı çiçeği ayırdığımız zaman bordo çiçekler de verebiliyor. Böyle güzelliği de var. Peki nasıl çoğaltabiliriz? Nasıl bu çiçekle ilgilenebiliriz diyecekseniz? E, bu çiçek e, özellikle kumlu yani su geçirgen ortamları seviyor. Vatanından da anlayacağımız gibi özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ait, Güney Afrika bölgesine ait bir bitkidir. Yani bol güneşli yerden gelen bir bitkidir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da da oldukça e, kolay üretilmiştir. Ülkemizde de güneş alan her yerde yetiştirebilirsiniz. Güney sahillerimizde ve Ege sahillerimizde de bahçelerimizde fevkalade yetişen çok yıllık uzun ömürlü bir bitkidir. Yani kış geldi öldüm demeyen bir bitkidir. toprağımıza biraz kum karıştıralım. Çok fazla aman aman da gübre isteyen değil, bir bitki değildir ama gübre de verirsiniz. Tabii ki hepten coşturursunuz. Daha güzel çiçekler açacaktır. Fakat öyle çok da bir seççiliği yoktur. Yeter ki toprağımız geçirgen olsun. Atmosferi çok seçmektedir. Güneş alan yeri seçmenizi tavsiye ederim. Bir de çiçekleri sularken dipten sulamanız gerekmektedir. Bu çiçeklerin çok gösterişli renkleri var. Fakat üstten suladığımız takdirde ve çiçeklerine su değerse eğer çiçeklerinde solma yapabiliyor. Renk atma özelliği de var. Çiçeklerin her zaman her daim böyle canlılığını koruyabilmesi için mutlaka bunu yukarıdan sulayın. Ee, ve bol miktarda budaklar veriyor. Bu budakları da bir e, bıçak yardımıyla dikkatli olarak kenarından alarak e, aktarabilirsiniz. Birkaç gün kendini salacaktır. Yaklaşık 3-4 gün içerisinde hemen toplayıp e, bir hafta 10 gün içinde de tomurcuklanıp size bol bol çiçekler açmaya başlayacaktır. Peki ne zaman çiçek açar? Ee, özellikle ilkbaharın başlamasıyla beraber e, sonbaharın Bitimine kadar yani yaklaşık olarak 8-9 ay kadar çiçek açacaktır. Bir kış döneminde çiçek açmadan dinlenme dönemi vardır ama yaprakları yeşilliğini muhafaza eder. Eğer ki güneş alan, sıcak bir ortamdaysanız ve saksınızda güneş alıyorsa yıl boyunca dahi çiçek de alabilirsiniz. Umarım sizlere de bu çiçek hakkında güzel bilgiler vermişimdir. Kanalımda da ayrıca e el sanatları olabilir makreme ve bununla, bunun haricinde pratik yemek tarifleri, tatlı tarifleri ve e, diğer e, çiçekle ilgili, bitkiyle ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. Abone olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Bir sonraki haberlerde e, veya eğitim videolarında görüşmek üzere diyorum. Sevgilerle kalın, hoşçakalın.